Uzun bir aradan sonra kurcalı ekranlarından herkese merhabalar. Bugün yanımda eğlence ve organizasyon işleri müdürü Nevzat Bey var. Efendim malum yaz ayındayız. Düğün sezonu başladı. Bu konuyla ilgili yeni bir düzenlemeden bahsediliyor. Sizden dinleyebilir miyiz? Evet Kaan Bey özellikle çeyrek altının 400 lira bandını bulmasının ardından düğünlerde muazzam bir artış gözlemledik. Bu durumu ekiplerimizce incelemeye başladık ki korktuğumuz başımıza geldi kan Bey. Yani düğünler falan hikaye. 2 saat düğün yapılıyor. 1,5 saati takı töreni. Düğün nerede bunun? Bunun düğünü nerede? Biz düğüne gelmiştik takıya değil. Kaan Bey benim bu ay 3 tane düğünüm var. Arkadaşların düğünü. Kara kara düşünüyorum ne yapacağım diye. Ben Whatsapp'ı sildim ya. Düğün davetiyesi gelmesin diye. Liseden arkadaşlar. İşe girdik ya şimdi. Nevzat babacım illa bizim düğüne gel. Babacım bizim düğüne de gel. Gelelim babam da neyle geleceğiz ya? Kaan Bey dikkat edin bu takı işleri gerçek aşkı da öldürür vaziyete geldi. Bizim arkadaşlar kurumdan işte bana kısmet aradılar. Birkaç kısmetin Instagram şeyine baktım. Ee, hikayesine sayfasına falan şöyle baktım. Birine dedim ki bununla evlenirim dedi. Hanımefendiyle buluştuk bir anda ciddiye bindi. Bana dedi ki sizinkiler ne takar? Dedim ki babam yarım takar. Suratı düştü bunun. Ya işte beni de özel kalem yapar mısın? Belediyede çalışıyor gösterir misin? Ya Salda Gölü işte arazi alsak orada yatırım amaçlı falan olur mu? Dedim ne de, kozaklı Toki'de kirası 200 lira olan bir evim var dair. onu senin üstüne yaparım. Ondan sonra görüşmedik. Hiç konuşamadınız mı efendim? Hiç konuşmadık sonra. E, Instagram'dan da engelledim. Ben engelledim ama. Bu mu ya? Aşk bu mu? Sevgi bu mu? Peki efendim nasıl bir düzenleme olacak? Detayları öğrenelim sizden. Evet, şimdi Kaan bir, bir proje geliştirdik arkadaşlarla birlikte. Mavi Boncuk niyetine 100 TL projenin adı. Evet bundan sonra Türk parası takılacak arkadaş düğünde. Yani altın, euro, dolar devri bitti. Ya ben e, gram altın takmaktan utanır vaziyete geldim ya. Herkes birbirinin ne taktığına bakıyor orada. Takmıyorum lan. Nevzat hocam niye hiç oynamıyorsun? Nevzat hocamın maaşının yarısı gitmiş soran yok. Hadi oyna oyna da oyna. Nezat Hocam kredi çekti düğün için. Niye oynamıyorsun? Ulan sana ben 50 lira taksam sabaha kadar oynarım. Ama çeyrek dedim mi kanım çekiliyor. Yemek yemiyorsunuz. Kuru pasta. Orada pasta kesiliyor. Önümüze gelen popkek. Peki efendim. Düğünde altın takmak gelenekselleşmiş bir yöntem aslında. Bu konuda bir tepki olur mu? Yok olmaz. Olmaz. Bu da gelenek. 100 TL yap geleneği değiştirirsin. Daha önce altın takmış olanlar var. Altın bekliyorlar. Ee, o konuda bir sıkıntı yaşanmaz mı? Yok. Ya... Takan taktı. Geçmiş olsun. Peki sadece takı üzerinden bir düzenleme var. Başka düzenlemeler. Ya şimdi az önce bahsettik yemek durumları. Şimdi Kaan Bey bu da çok tartışıyor. Yani düğün yemekli mi olacak, yemeksiz mi? davetiye de yazmıyordu. Aç geldik yani çoğu insan aç geliyor. 400 lirayı verdik bari bir şeyler yiyelim ümidiyle geliyorlar. Yemek de olmayınca kimse oynamıyor düğün. Artık moraller inmiş vaziyette. Ee, ona da bir standarda bağladık. Hani ne olacak yemek falan diye ee, insanlar tereddüt ediyordu. Tüm düğünlerde artık bir standart geliştirdik Kaan bey, Ona uyulacak. Düğünde tuzlu fıstık, e, tuzlu leblebi mide asidini alır leblebi de. Beyaz peynir biraz, vişne suyu ve kola. Bu menüyü diyetisyenler aracılığıyla mı oluşturdunuz? Diyetisyen ekip belirledik. Bir şeyi ben koydurdum ama beyaz peynir ben koydurdum. Su yok mu efendim? Su yok yani biz bir anket yaptık. Vişne suyu, kola e, sudan daha çok tercih edildi. Ya yani suyu insanlar kendi de getirebiliyor düğüne. Ama kolayı şimdi göstermek ayıp.